Merhaba Elif, hoş geldiniz. İsmim Sude. Marmara Üniversitesi'nde politika okuyorum. Size sorum anlam planı ile ilgili. 59. Türkiye Cumhuriyeti hükümetiniz başta siyasete girme sebebiniz olan Abdullah Gül ve Erdoğan olmak üzere bu plana evet demeniz hakkında bir soru soracaktım. 2004 anlam planı sürecinde Türkiye olarak bizim çıkarımızı çok merak ediyorum. Türk askerinin kanları ile kazanılmış KKTC halkının bir soykırıma kurban gitmesinin engellendiği o topraklarda Rumlar lehine verilecek tavize, yani bir takım toprağımızı güney kesimine neden vermek istediniz ve günümüzde özellikle mavi vatan dolayısıyla yavru vatan Kıbrıs'ın bu kadar kilit rol oynamasından sonra hala Kıbrıs Türk Devleti'nin ve tebaasını Rumlara teslim etmekte mutabık mısınız? Örneğin Yunanistan tarafından işgal edilen 18 adamıza yahut Ege'deki Karasuları kıta sahanlığı yahut Doğu Akdeniz'deki stratejik milli çıkarlarımıza ve mavi vatanı anlam planına evet dediğiniz gibi savunacak mısınız? Teşekkür ederiz. Tamam. Sağolunuz. Buyurunuz efendim. Şimdi bu program boyunca şu çok olacak ama sorun değil benim için. Benim arkadaşlar hükümet içerisinde sorumlu olduğum alanlar ve tarihler şöyle. Ben 2002'den 2007'ye kadar ekonomiden sorumlu devlet bakanıydım. 2007-2009 Dışişleri Bakanıydım. 2009-2015'te ekonomik koordinasyondan sorumlu başbakan yardımcısıydım. Yani 3 dönem var ama bunların üzerine bir de Avrupa Birliği baş müzakerecisi şapkam oldu. O 3 yılda ne oldu? O ikinci bir görev olarak. Yani ikinci bir şapka olarak. İmzanız yok mu? Yok. O zaten anlam planı öyle bir imza gerektiren bir süreçti. Anlam planında %71 oranıyla Türkiye Cumhuriyeti 59. hükümetinde sizin Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan imzasını gördüğümü gördüm. Yanılmışım sanırım. Şöyle, biliyorsunuz Bakanlar Kurulu kararı denen bir sistem vardı eskiden. Bakanlar Kurulu kararı gerektiren konularda 25 bakansa, 30 bakansa 30 bakanın tamamının imzası olurdu. Başbakan imzası olurdu ve Cumhurbaşkanının imzası olurdu. Yani o bakıma bir kolektif siyasi ve hukuki irade dokümanıydı. Ama her Bakanlar Kurulu kararının arkasında da o işten sorumlu bir bakan olurdu. Yani bir bakan sunardı. Dolayısıyla birinci derece sorumlu kişi o konuyu Bakanlar Kurulu'na sunan kişiydi. Şimdi gelelim anlam planına. Bunu çünkü bu çok soru gelecek biliyorum. Tabii, lütfen. Ama gelecek soruların eminim ki %95'i sonunda istatistiğinde tutarız. Benim sorumluluk alanımın dışındaki konulardan gelecek. Onu da biliyorum ama hiç önemli değil. Bildiğim kadarıyla hepsine cevap vermeye çalışacağım. Şimdi anam planı ne zaman başladı? İlk görüşmeler yıl 2002 Ocak ayı Davos'tayız. Kofi Annan o günkü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ki ondan sonra Ban Ki-moon oldu. Şimdi de Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve o Davos'taki görüşmelerde Sayın Annan'a şu söylendi. Ya bu Kıbrıs sorunu yıllardır burada duruyor ve karşılıklı bir çözümsüzlük var. Bu çözümsüzlüğün giderilmesi hem Avrupa Birliği için iyi olacak. Çünkü Avrupa'da bir adadan bahsediyoruz. Sıkıntıların olduğu bir ada, uyuşmazlıkların olduğu bir ada ve buradaki sorunların biz çözülmesini istiyoruz ve bununla ilgili de Birleşmiş Milletler'in bir öncü rol oynamasını istiyoruz. Dolayısıyla Genel Sekreter'in bir öncü rol oynamasını istiyoruz dedik. Çünkü bir arabulucuya ihtiyaç var. Çünkü oturup anlaşmazlık yapan tarafların oturup bu konularda tek başına anlaşması mümkün değil yani. İlla bir arabulucu gerekiyor. Peki bu süreçte hangi ülkeler devrede? Bir Türkiye, çünkü garantör ülke Kıbrıs adası üzerinde. Biz hala öyleyiz. Bizim garantör sıfatımız var. Uluslararası anlaşmalardan gelen. İki Yunanistan garantör ülke. Üç İngiltere garantör ülke. Dolayısıyla burada üç garantör ülkenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir mutabakatı gerekiyor. Yani beşli mutabakat gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. Yani beş tane evet çıkartmak gerekiyor bu anam planının yürüyebilmesiyle alakalı. Dolayısıyla tam iki yıl boyunca yoğun bir müzakere devam etti ve 1000 sayfayı aşkın bir döküman oluşturuldu. Bu 1000 sayfalık dökümanda pek çok ne var? Her uzlaşmada olduğu gibi al, ver, al, ver, al, ver var. Zaten biz ne demiştik Türkiye olarak ilk baştan? Dedik ki biz asla müzakere masasından kalkan taraf olmayacağız. Bir. İkincisi her zaman anlaşma için yaklaşan biz olacağız. Dolayısıyla anlaşıp el sıkışmak için ne gerekiyor? Diyelim ki iki taraftasınız, ayrı ayrı oturuyorsunuz. Bir taraf burada, bir taraf burada. Şimdi anlaşıp el sıkışmak için ne yapmak gerekiyor? Her iki tarafın birbirine adım ata 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 ortada buluşması gerekiyor. Şunu da söyledik biz o zaman. Dedik ki biz hep ilk adım atan taraf olacağız. Anlaşmak amacıyla ve masadan asla kalkmayacağız dedik. Ve iki yıl sonunda anlaşma tamamlandı. Bu yapılan anlaşma öncelikle bu beş taraf tarafından onaylandı. Bahsettiğiniz o. Yani Türkiye'nin de buna evet demesi gerekiyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de evet dedi. Ve daha sonra bu referanduma sunuldu. Adanın kuzeyinde ve güneyinde. Adanın kuzeyinde yanılmıyorsam %65-70 gibi bir oranla referandumda da evet çıktı. Bakın unutmayın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları anlam planına evet dedi referandumda. Rumlar hayır dediği için anlaşma olmadı. Allah'tan. Ben öyle düşünüyorum kendi açımdan. Yok, şimdi bu ne demek? Yani. Bu ne demek? Demek ki Rumlar anlaşmanın kendileri açısından çok daha kötü olduğunu düşündüler. Şunu da söyleyeyim. Gerçi şimdi öldü ama Papadopoulos diye bir cumhurbaşkanları vardı. Evet.
Masada dedi, tamam bu uygun bizim için dedi. Ondan sonra gitti, televizyon kanallarında, canlı yayınlarda ağlaya ağlaya vatandaşlarına dedi ki bu anlaşma bizim için çok kötü bir anlaşma. Ne olur bunda referandumda hayır deyin dedi. Yani demek ki neymiş? Sonuçta bir al verdi. Yani bizim taraf anlaşmayı makul bulmuş. Rumlar kendi zararlarına olduğunu düşündüğü için referandumda hayır demişler. Şimdi böyle bir anlaşmadan bahsediyoruz. Ha, 1000 sayfanın ben 500 sayfasına hakimimdir diye düşünüyorum hala bugün itibariyle. Çok 20 sene önce ama. Evet ben ekonomiden sorumluydum ama bakıyordum ediyordum ne oluyor ne bitiyor. Çünkü memleket meselesi. Dikkat etmemiz lazım. Ne oluyor ne bitiyor diye. Anlam planın hikayesi budur ama tabii siz bir sürü başlık açtınız. Ege dediniz, adalar dediniz, mavi vatan dediniz. Bunlar her biri ayrı ayrı başlık. Bizim güney kesimimizden topraklarımıza vermemiz Rumların aleyhine bir şey mi? O yüzden mi reddettiler? Biz o yüzden mi kabul ettik bunu? Yani bizim toprak kaybetmemiz bizim pozitif yönde mi etkiliyor? Ben onu anlamadım. Siz burada sanki bizim lehimize, Rumların aleyhine olan bir şeymiş gibi, onlar reddetti gibi anlatıyorsunuz ama tam tersi gibi gözüküyor. Arkadaşlar bakın, ya anlaşmayla aradaki sınır çizgisi anlamsızlaştı ya. Sınır çizgisinin anlamı ortadan kalktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve adada yaşayan Türkler adanın tümünün yönetiminde söz sahibi oldu. İki ayrı devlet olmayacaktı ki artık bir ortaklık devletinden bahsediyoruz. Ortaklık devletinde sınırın önemi, sınır sadece ne için önemli oldu? 74 savaşından önceki mülkiyet haklarıyla alakalı bir konuydu. Ha bir miktarda egemenlik hakları vardı ama asıl burada önemli olan adada yaşayan Türklerin adanın tümünün yönetiminde söz sahibi olmasıydı. Ona dayanamadılar. Onun için referandumda hayır dediler. Nasıl olur da Türkler bizim bölgemize yönetiminde söz sahibi olunmuş? Nasıl bir Türk adanın tümünün cumhurbaşkanı olabilirmiş diye itiraz ettiler. Onun için hayır dediler. Madem sınırlar bu kadar önemsiz, o zaman Türkiye'nin başka sınırlar bölgelerinde değil, de bakın. Aynı bağımsızlığı sağlarsınız ya. Tamam, ya. Ama bu artık karşılıklı oldu. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sınırlar tabii ki önemli ama anlaşmayla o sınırı önemini kaybediyordu diyorum ya. Yani.